Telefon numaramız 0532 344 30. Seyirciler, evet yine dop dolu bir program olacak. Gerçekten ben sabırsızlıkla ekörümü hemen alayım buraya. İhtiyar delikanlı diyorum. Evet, ihtiyar delikanlı geldi. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Sabur kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Kalbim gümbür gümbür atıyor. Evet, hayırdır, heyecanlısın galiba. Yani seyircilere karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Değil mi? O yüzden tabii ki o tatlı heyecan hep var olacak. O olmadığını zaten program yapamaz. O zaman ben de diyorum ki hemen hızlı bir vaziyette bir şiirle giriş yapayım ben. Tamam, o zaman buyurun. Şiirle giriş yapayım efendim. Evet, diyoruz ya, bu ihtiyar delikanlı diyoruz. Omuzunda hep yük taşır. Yüreğinde acı vardır. Melek özlü bir adamdır. Bu ihtiyar delikanlı. Yıllar onu eskitmemiş.
ondan bir şey götürmemiş. Hiç kendini kaybetmemiş bu ihtiyar delikanlı. Çile çekmiş, gam yememiş. Ömründe hiç gün görmemiş. Kadere sitem etmemiş bu ihtiyar delikanlı. Bu ihtiyar delikanlı. Her alemde, her alemde kalmış. Ne kara günler yaşamış. Yüreği, yüreği çok hırpalanmış. Bu ihtiyar delikanlı, bu ihtiyar delikanlı. Göz yaşında acı saklı, hayalleri hep yaralı, yüreği dosta sevdalı, bu ihtiyar delikanlı, yüreği Esinti TV'ye izleyenlere sevdalı, işte bu ihtiyar delikanlı, ihtiyar delikanlı, saygılar. Bu ne ihtiyar, bu ne ya, ne yaptın ya? Bizi yaktın, yıktın, geçtin ya. Hiç de yanmış bir hali yok Kadir. Bu şiir sana mı yazılmış? Evet. Kim yazmış? Bunun sözleri Faruk Ata hocama ait. Buradan ben ona her zaman kralım derim. Kucak dolusu selamlar olsun Faruk Ata'ya. Abi niye bunu sana yazmış ya? Yani ben anlamadım şimdi. İhtiyar delikanlıyı çok seviyordu o yüzden. Ben de onu çok seviyorum çünkü. Evet, dostluklar, sevgiler gerçekten kalpte, her zaman kalptedir, yürektedir. Evet, konuklarımızı bekletmeyelim. Evet. İstersen önce, yani bizim şey gereği bayanlara öncelik vardır her zaman. Önce biz bayan konuğumuzu alacağız. Ne diyoruz efendim? Buyurun, ismini söyleyin. Cansu Nar. Alkışlarınız evet. Efendim. Cansu Nar. Evet. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Buyurun efendim. Hemen sizin ilk parçanıza, ilk şarkınıza girelim. O zaman Cansu Nar diyoruz Thank you.
verdi yine geri aldı. Söyle daha neyin kaldı? Sürgün perperişan oldu, feleğine düşman oldu. Sürgün perperişan oldu, feleğine düşman oldu. Bravo, bravo. Hoş geldiniz. Gerçekten evet. Çok kadife bir ses. Evet, teşekkür ederim. Yeni söylüyorum bunu ilk defa. Sürgün Şahin Baba'ya ait sözü, müziği bana ait. Çok güzel, çok güzel. Cansu Hocam gerçekten ben sizi tanıyordum zaten. Eseriniz de mükemmel zaten. Teşekkür gerçekten ederim. Çok güzel. Sözleri yazan hocamıza da buradan emeğine, yüreğine sağlık diyoruz teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sizler o zaman yerlerinizi alalım efendim. Buyurun. Evet. Şimdi diğer konumuzu alalım mı yoksa? Bizim mesajlarımızı tabii ki okuyor. Evet. Eren gel bakayım ya. Eren Serdar Erzincan. Buyur kardeşim. Evet. Hoş geldin. Ya ben bunu var ya çok seviyorum ya. Eren nasılsın? Evet çok. Bu benim can kardeşim. Artık biz onunla kan kardeşi olduk. Öyle aynen. Değil mi Eren? Evet evet aynen. Sağ ol. Mikrofonu al. Vallahi yayınımız çok 10 numara. Orada yetişemiyor mesajlara. Buradan sağ olsunlar bütün canlar hemen bize. Hemen dalacaksın, okuyacaksın. Evet, mesajlar. Özellikle Metin Özdoğan'ın mesajlarını kaçırma. Evet, sonra kızıyor. Ali Gürz hocamızın. Yani. Evet aynı. Bütün Metin abi kızıyor olsun. Sonra bana. Evet, bütün evet. Şair Ozan, Ali canlara hepsine selam, sevgiler diliyoruz. Şiir tadında, şiir türkü tadında kalsınlar. Esin TV izlesinler. Bol bol mesaj atsınlar. Ayrıca WhatsApp hattımız 0533 570 02 56. Canlı yayın telefonumuz 0216 398 58 12. Buradan bize bağlanabilirsiniz. Biz de mesajlarınızı okuyoruz ve konuşmalara da. Evet. Eren'e teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Yerini alıyoruz zaten. Yerini alıyor. Zaten mikrofonum var. Evet. Şimdi bugün konuğumuz daha var değil mi? Buraya çok güzel bir ya çok meşhur birisi geldi aslında. Kendisi açıklasın bence. Yani bilmiyorum. Kendisi artık açıklasın. Ben onu çağırayım. Biz ismini söyleyelim. Engin. Engin Akkaya. Buyurun DJ, efendim. Engin DJ, Bey. Buyurun DJ kardeşim. Engin Akkaya. Evet ya. Haftalardır. Evet hoş geldin. Buyurun. Hoş geldiniz Engin Bey kardeşim. Engin haftalardır seninle buluşmamız bugüneydi. Şöyle alayım seni ortaya. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Engin gerçekten çok donanımlı birisi. DJ'dir. Sesi harikadır. Gençtir. Benden yakışıklı değildir. O zaman biz şöyle bir kısa bir Engin Bey'i tanıyalım değil mi? Evet. Engin Bey kimdir? Buyurun. Engin Akkaya herhangi bir firmada çalışan mikrofonu. Ama müzikle ilgilenen birisi. Mikrofonumuz. Uygun mu mikrofonum? Engin, Türkcell reklamında da oynadın herhalde. Yo, normal çalışıyorum. Bir operatör firmasında çalışıyorum. Evet. İşte bu yılda ödülümüzü aldık. Her yıl olduğu gibi mutluyum. Yine ödülle, evet. Her sene alıyorsun. Her sene. Değişmez. Evet, o zaman Engin'in biz ilk eserini alalım. Ondan sonra uzun uzun sohbetimize devam edelim. O zaman Engin yeni kardeşim yaptığım bir parça var. Bu bir tane sıradan gönderin ona göre okuyayım. Fark etmez. Tamam. Evet. Şerefsiz bu mu hayat? Ben bana yaptığım mezarlık. Kendini vur ya da bence boşa sık. Vur ya da kendini kefenim çok şık. Suratım asık olsa da kalbim aşık. Yalvardım sana bana gel ya. Kalemimi kırdın elimden attın. Resmini kazıdım numaramı astım. Dinlemedin beni bu muydu kastın? Tuttuğum direkler bize de gerek ama Engin Akkaya diye adımı kazıyım. Kendimden kaçtım bu yana. Yalvardım sana bana gel ya. Kalemimi kırdın elimden attın. Resmini kazıdım numaramı astım. Dinlemedin beni bu muydu kastın? Tuttuğum direkler bize de gerek ama Engin Akkaya diye adımı kazıyım. Bilmelisin ya zaman akıp gider. Bende değil sende bu can kaldı.
Ezildim şimdi yalnızım artık. Vur beni buralar karandır artık. Dününde yaşadım bugün de biliyorum. Mezarıma gül koyun ben ölüyorum. Kendimden kaçtım bu yana. Yalvardım sana bana gel ya. Kalemimi kırdın elimden attın. Resmini kazıdım numaramı astım. Dinlemedin beni bu muydu kastın. Tuttuğum yürekler bize de gerek ama Engin Akkaya diye atımı kazıyım. Bilmelisin ya. Zaman akıp gider. Bende değil sende. Bucan kaldı. Kendimden kaçtım bu yana. Yalvardım sana bana gel ya. Kalemimi kırdın elimden attın. Resmini kazıdım numaramı astım. Dinlemedin beni bu muydu kastın. Tuttuğum yürekler bize de gerek ama Engin Akkaya diye atımı kazıyım. Çok teşekkür ederim. Evet, Engin kardeşim. Şarkıyı ilk defa okuyorum. Şimdi sen hangi kuşaksın? Z mi, M mi? Ben Engin kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yapıyorum. Ya ihtiyar sen bir kere hangi kuşaksın biliyor musun? J kuşağı. Sen J'sin bak. Engin Z kuşağı, ben de M. Hani, Arabetrap'in öyle biraz dışına çıktım. Hard rap diye bir tane şey çıkıyorum. Rock var ya. Tamam da yani bu nasıl oluyor? Da yaptım. Mesela Atilla Arınçer'in sesini duyduk bilmem ne oldu. Ya eskiden böyle okuyorlardı. Arabesk rap okuyorlardı. Evet. Biraz daha sertleştirdim. Rock müziğe döndürdüm. Güzel, rock rap çıkaracağım. Güzel okudu kardeşim. Emeğine yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet, çok, İlk kez programı özel okudum. Yeni albümden eserler bunlar. O zaman tabii ki yine sohbet edeceğiz. Engin kardeşimizi de yerine alalım efendim. Evet. Buyurun Engin. Şimdi kardeşim. Çok teşekkür ederim. Kısa bir mesajlarımıza bir göz gezdirelim mi? Evet. Ondan sonra senden bir eser alalım. Tamam. Mesajlarımızı okuyalım. Tamam. Hemen hızlı geçelim. Yayında da söylemiştik. Metin Özdoğan abi izliyor. Hoş bulduk güzel kardeşim demişler. Sevgiler, saygılar demişler. Evet, kaçırmıyor bizi sağ olsun var olsun. Güler Gül iyi akşamlar, hayırlı yayınlar demişler. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Koma M Hatun, Sedat Duran teşekkür ederim demişler abim. Mehmet Yiğit Bol, Sasun çok güzel devam demişler. Hüseyin Kartal, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Hocam selamlar, konuklara, konuk sanatçılara da sevgiler, saygılar demişler. Yakup Akkaya, ağzınıza yüreğinize sağlık demişler. Sağ olun, var olun. Mısralı Sessiz Çekset Derneği'nden Bülgül Hanım izliyor bizleri. Sağ olun, Çekset'e sevgiler, saygılar. İrfan Turkan, Turhan, herkese hayırlı akşamlar. Güler Gül, bedenin istek istiyorum. Kaderi Berbat Merdo Möl'de çalar mısınız? Tabii ki gelirse sanatçılarımızdan size armağan olsun. Repertuarlarında varsa okurlar. TC Nevin Gülgön Dincel izliyor bizleri. Yakup Akkaya, Engin Bey selamlar gönderiyorum. Alanya'dan seni çok seviyorum. Canım abi. Alanya'dan izliyorlar. Alanya'dan sevgiler, saygılar. Sizlere. Evet. Sizlere de saygılar. Kim bu ya Yakup Akkaya? Yakup benim biraderim. Onlar Alanya'da yaşıyor. Selam olsun. Ramazan Karagöz, hayırlı yayınlar. Üye'den selamlar. Hızlı hızlı okuyalım. İrfan Turhan izliyor bizleri. Yakup Akkaya. Ramazan Karagöz, teşekkür ederim ablam demişler. Yusuf Ükülmez abimiz izliyor. İhtiyar Delikanlı'ya sevgili saygılar. Atilla Bey'e sevgiler. Selam olsun. Hamide gerçekten. Şener, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Hüseyin Orta, hayırlı akşamlar canlar. İyi programlar. İrfan Turhan, hoş bulduk. Aynur Akansu, İstanbul'dan selam. Merdo gelsin. İnşallah tabii ki. İrfan Turhan'dan. Ayşegül Aktaş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ablacığım senden hoş geldin. Ayrettin abi, bir de bizim 4 tane derneğimiz var. Zaten İhtiyar Delikanlı'nın derneği Şiir Türküt adında. Şair Ozanlar bizim etkinliğimiz oluyor. Evet. Oraya davet ediyoruz. Erens, mesajları devam ediyorsun. Evet. Şimdi ben İhtiyar Delikanlı'yı bir alayım. Şöyle sahne bir ihtiyar delikanlı görsün. Abi ordunun derelerini okuyalım mı ya? Evet ya, bu Karadeniz'i ben çok seviyorum. Ordunun dereleri. Ses, evet öncelikle. Evet. Buradan Hüseyin Kartal hocama selam saygılar olsun. İrfan kardeşim yakında bomba gibi geliyoruz, merak etme. Evet, geliyoruz geliyoruz. Mahsun böyle... Karakuş'un da sana çok çok selamları var. Bugün Mahsun kardeşimizin burada klibini çektik. Portakal. Evet.
korudu. Yukarı aksa ordunun dereleri, aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmeyim ama, vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmeyim ama. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. Karayosun bağlıyor, ordunun dereleri, karayosun bağlıyor. Kalk gidelim sevdiğim, annem evde ağlıyor, sürmedim ama. Kalk gidelim sevdiğim, annem evde ağlıyor, sürmedim ama. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmedim ama. Bu ne güzel ya, yurttan sesler korusu gibi. Ya gerçekten ihtiyar, yüreğine sağlık. Şimdi orduluyum ama ben ordu eserini canlı yayında ilk defa okuyorum. Bak, ordulu olduğum halde. Abi ben bir kere Karadeniz'e bayılıyorum ya. Yani Karadeniz'e ben gittim, 2 sene kaldım. Yani siz o güzellikleri niye bırakıp gelmişsiniz? Ya burada ne var? Ben ya de kardeşim, sana bayıldığım için bırakıp geldim zaten. Yüreğinden öpüyorum. Eyvallah, benim canım abim. İhtiyar Delikanlı, diğer adı, Türk sinemasındaki adı, gerçek adı Erol Durak ama sanat adı İhtiyar Delikanlı. Bu İhtiyar Delikanlı'nın, eyvallah, hikayesi çok uzun zaten. Onu bir gün böyle bir programda bir anlatacaksın. Inşallah. Bir gün anlatacağız inşallah onları. Evet. Şimdi kardeşim, biz Cansu'yu alalım ya. Alalım mı? Evet. O zaman yani, Cansu hocam, alkışlarınızla sahneye alıyoruz efendim. Kadife sesi bekletmeyelim. Tabii ki. Buyurun Cansu Hanım. Evet, sıradaki Cansu, evet, Hanım'ın parçası. Cansu Nar efendim. Evet, Cansu Nar. Müzik.
sensiz karanlık geceler, soğuk ve sessiz karanlık geceler, soğuk ve sessiz üzüyorsun beni. Hocam çok ya, teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Hemen gidiyor musun? Otursun. Sıkıntı yok. Yerinden... Tamam buyurun. Evet. Evet. Şimdi Cansu hocam gerçekten emeğine yüreğine sağlık. Çok güzel eserlerin var. Eren kardeşim mesajlarımıza bir bak. Evet, ondan abi. Sonra eserlere geçelim efendim. Evet abi, burada mesajlar hızlı geçiyor. Yetişemiyorum. Avrupa'dan İrfan Bey izliyor bizleri. Selamlar, saygılar. Almanya'dan Aziz Şirin Ses izliyor bizleri. Hilal Müzik Seslendirme izliyor bizleri. Hemen Kemal Arpacı, selam kardeşim. Çok güzel ihtiyar delikanlı Erol Bey. Mehmet Gündüz izliyor. Hayırlı yayınlar demişler. Mehmet kardeşime selam evet. olsun. Rasim Gülsoy, sanatçı kardeşimin ağzına gülene sağlık. Çok güzel okuyor. Maşallah. Hayırlı akşamlar dilerim demişler.
Metin Bey, Nevin Görgün üstadım, benim nazirede bir şiimi lütfen okuyacaksınız. Unuttunuz galiba. Sizi hatırlatmak onun istiyorum. Bir gün bütün kitabını burada okuyacağız. Aynen. Bütün, Metin abi senin bütün kitabını buraya yatıracağım, hayırlı okuyacağım. Hayırlı olsun. Şimdi, aynen, hayırlı. Metin, zaten bizim 3 tane dernek, 4 tane dernemiz var. Biliyorsunuz. Evet. Düşler Dünyası, Anadolu Mozaik, Çekset Dernemiz ve İhtiyar Dergimiz Şiir Türk Tadında. Şiir burada Türk izleyen Tadında. Dinleyen bütün şair ozanlara da davet ediyoruz. Her ayın başında, ortasında, sonunda mutlaka gelsinler. Buradan ben öncelikle Erol Doğan hocama, Sivaslı kendisi, şarkıcılara buradan kucak dolusu selamlar olsun. Nazlı Gayrimenkul, Kemal Arpacı, evet. Selam saygılar olsun değerli canabim. Tüm mesaj evet. Atan, sanatçı kim vicdan. Mesaj attıysa herkese, sanatçı vicdan kardeşim Metin Özdoğan, Tahsin evet. Karta, pardon Tahsin Ayaloğlu hocam. Evet Tahsin. Güneş Aydın hanımefendi. Evet. Hepsine kucak dolusu selam olsun Güneş kardeşime. Hepsine selam olsun. Şimdi şöyle bir kalkalım ayağa Atilla'cığım. Evet. Şimdi öyle bir konuk alalım yine tekrar. Söyle. Konuğumuzu alalım tekrar diyorum. Evet. Engin kardeşimizi şöyle ortamıza bir alalım. Engin'cim gel. Engin yaş kaç Engin? Benim 34. 34. Türkiye'nin Türkiye'nin en genç yazarı, kitap yazarı. Evet. Gel. Evet. Bir prensesimiz var burada. Şimdi bir küçük bir bebeğimiz var. Gelmek istedi. Evet Engin. Ya Türkiye'nin en genç yazarı. Evet. Kitap... 14 yaşında ilk kitabımı yazdım. 14 yaşında. 14 yaşındaydım. Bak şu an 34 yaşındayım. Süper, tam süper. 20 yıl önce. Kitabınız ismi ne? Umutların Ne Yaşa Dostum. Bu 14 güzel. Yaşında gerçekten Türkiye'nin en muhteşem. Genç yazarı. Evet. Dedim hala ya. Rekor bende. Ya bu Z kuşağı çok tehlikeli. Ben zaten hiç bilgisayar, telefon falan hiç kullanamıyorum. Mesajları yani zor, yolda geçene ya diyorum şu bir yardımcı olur musun diye Engin. Ama sen bilgisayarın ben, altından giriyorsun üstünde tabii. Çıkıyor. Sevgili Engin'im Atilla zaten yolda beni görse beni de tanımıyor. Bazen gözüm kararıyor. Evet. O zaman sözü evet. Engin kardeşime bırakalım. Evet buyurun Engin'cim. Bir şiir yapalım mı, canlı yapalım mı? Defa? Evet, evet. Neden olmasın? Hanımefendiyi evet, alalım. Gel. Benim gel son bakayım, albümdeki gel. Şiirimi canlı okuyacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet. Parçadan. Hoş geldin. Sen gülü bu. Evet. Senden sonra canlı hiç acım olmadı. Ne deliliğim kaldı benim sevdadan yana, ne de aşka inancım bir damla. Oysa ben seni severken hiç acı çekmemiştim. Ne olduysa sen beni sevdin ya, bu kalbe girdin, her şeyim dedin ya, o an oldu. Ve benim senden sonra hiç acım olmadı. Bazen düşünüyorum senden önce daha da güzeldi her şey. Senle değişir sandığım hiçbir şey değişmedi aslında. Daha da kötüydü. Ayrılık zor zanaat dedim sana giderken, dinlemedin ki. Çok zor zanaattı, %100 gülemezdi kimse ve %100 gidemezdi. Ama dinlemedin ki. Diyorum ya gülüm, benim senden sonra hiç acım olmadı. Her şeyin ikincisi yenilgidir. Her dönüş ispat değil mi? Bazen mağlup değil mi? Eğer dönüyorsa sevdiğinden değil, aldanmayın, kendinizi kandırmayın. Aradığını bulamadığından ve dönene ben asla kapımı açmam. Çünkü sevseydi gitmezdi ki hiçbir zaman. İşte bu yüzden dönene kapınızı açmayın. Bir zamanlar her şeyim diyordum ya, gelme. Çünkü hep söyledim, eski rüzgarların sözü geçmez, terk edip gittiği dağlara. Benim geceme yeni şiirler gerek, olmuyor sabahlarım, uyumuyorum. Hep kızardın ya, yine kızacaksın, uyumuyorum. Eski rüzgarların sözü geçmezdi çünkü sana en çok söylediğim sözdü. Şimdi biz ayrıldık ya, birkaç gün sendelerek yürüyeceğim. Ayağım takılacak illaki, yerine başkalarını da koymaya çalışacağım ama asla kimse sen olamayacak, kimse senin gibi sarmayacak. Ama dedim ya, dönme, dönme. Hasretinden günlerce çıldırsam da, hasretinden her gün ölsem, uykusuz sabahlasam da dönme. Çünkü ben senden vazgeçiyorum, vazgeçiyorum.
Çok teşekkür ederim. Vazgeçiyorum eserimde. Engin, bir dakika, bir dakika. Ya benden de güzel okuyorsun bak şiir. Evet. Şiiri çok severim. Önceliğimiz şiir ama... Kim yazdı bunu? Ben. Ben kendi eserim. Kendim yazar, kendim okur, kendim yaparım. Müthiş duygular gerçekten. Ağzına... Abimin şiiriydi. Sadece biraz eklemeler ve değişmeler yaptım. Evet. Daha da bir etki olsun istedim. Evet. Devamlı yazıyorum. Muhteşem yani. 7000 üstü eserim oldu. Yazmaya devam ediyorum. Bir tane şiirini okurum yani. Tabii ki. Hatice abi ne zaman istersen. Ağzına yüreğine sağlık. Canım kardeşim Engin Z kuşağıdır. Bugün Z kuşağını getirdik. Canım kardeşim yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Muhteşem kardeşim. Çok daim olsun her daima. Çok muhteşem eser yazmışsın. Yazmak güzeldir. Evet. Çünkü sizin bazı insanlar yazarak duygularını daha ifade eder. Evet. Çok evet, teşekkür çok ederim. Buyurun efendim. Buyur Engin'cim. Sizi yerinize alıyoruz. Şimdi evet, ben ne diyorum biliyor musun? Şu ihtiyar bu bugün bizi yak da. Bak, yakacağım. Şimdi ben kendim yapacağım. Ben zaten, kimseyi yakmayacağım. Ben zaten yanmışım. Evet. Anladın mı? Efkarlıyım bugün yine. Gurbet evde akşam oldu. İçip küstüm kaderime. Ayrılık oldu diyoruz. Bir efendim. Teselli arıyorum değil mi? Evet. Evet. Oo! Oh! Efkarlıyım bugün yine. Gurbet evde akşam oldu. İçip küstüm kaderime. Ayrılık oldu. Anam yok derdimi bilsin. Bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde. Kalmışım gurbet ellerde. Yalnızım şimdi. Yalnız. Nevin ablama gelsin bu eser. Dert hocamın eşi. Dert hocama gelsin. İzleyen herkese gelsin efendim. Kudret Güler sana gelsin can. Sana da gelsin. Efkarlıyım bugün yine. Gurbet elde akşam oldu. Efkarlıyım bugün yine. Gurbet elde akşam oldu. İçip küstüm kaderine. Ayrılık oldu. Anam yok ki derdim bilsin. Bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde. Yalnızım şimdi. Anam yok ki derdim bilsin. Bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Bir teselli arıyorum, bir teselli arıyorum meyhane köşelerinde. Bağrıma taş basıyorum, gurbet ellerde. Anam yok, anam yok ki derdimi bilsin. Bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım, kalmışım gurbet ellerde. Yalnızım, yalnız bir ihtiyar delikanlıyım. Bir teselli arıyorum meyhane köşelerinde. Bir teselli arıyorum meyhane köşelerinde. Bağrıma taş basıyorum gurbet ellerde. Anam yok ki derdim bilsin. Bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde. Yalnızım şimdi.
silsin. Kalmışım gurbet yollarda, yalnızım şimdi. Anam yok, anam yok ki derdim bilsin. Bacım yok, gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, kalmışım İstanbul dar sokaklarında. Yalnızım, yalnızım şimdi, yalnızım, yalnız, yalnız. Ya yeter, yeter ya. Allah Allah, içimizi dışımıza çıkardın ya. Ne bu yani, anam yok. Ya evet. Zaten biz dertliyiz kardeşim ya. Ben bu eseri okurken gerçekten biraz daha devam etseydim ağlayacaktım. Çünkü bugün çok doluyum, çok dertliyim bugün. Gerçekten bilmiyorum, içimde bir hüzün var. Artı bilmiyorum. Ne i̇nşallah. İnşallah hayırlara vesile olsun diyoruz efendim. Biz hayra yorarız inşallah. Nedir yani seni böyle geren? Bilmiyorum kardeşim. Ben bu eseri okurken gerçekten bayağı bir duygulandım, bayağı bir dertlendim. Vallahi biz de duygulandık. Bizim de anamız yok. Kendimden geçtim. Ben bu eseri normalde hep böyle severek, iştahlı okuyordum çünkü. Bilmiyorum, doldum yani ben bu eserde. Bütün anaların ellerinden öpüyoruz. Analar evet. Baş tacıdır. Bütün kadınlarımız baş tacıdır. Lütfen analarımıza, bacılarımıza ilişmeyin. Onlar çok çiçektir ya. Koparmayın o çiçekleri. Lütfen. Şimdi lütfen. Anneler ölünce değeri, babalar ölünce değeri biliniyor dostlar. Evet. Gerçekten bak, ben 1,5 seneyi geçiyor hemen hemen annemi kaybedeli. Anneler öldükten sonra, babalar, büyükler gittikten sonra akla bak para etmiyor. Ne yaparsanız yapın. Değerini bilin. Evet. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Ölmüş olanlara da Allah rahmet etsin. Evet, senin kardeşim, yerini alıyoruz. Sen de söz diyelim efendim. Evet. Tamam, ben birazdan okuyacağım. Ben hiç bugün acelem yok. O zaman mesajları alalım. Eren mesajları okusun. Ondan sonra ben Engin'e bir iki soru soracağım. Şimdi mesajlar hızlı geçtiği için ben hepsini not alıyorum. Böyle tek tek isimden söyleyeyim. İyi yapıyorsun. Evet. Tahsin Hayaroğlu, selamlar, saygılar. Vicdan sanatçı diyor bizleri. Güneş Aydın, Nevin Görgün, tiyatrocu Selma Hanım burada sağ olsun varsın. İrfan Turan Bey, Sabahat Gezgincan şairimiz izliyor. Ayrıca Hilal Müzik seslendirmeden lütfen bol bol okuyun beni diyor. Hilal Müzik abimizin bir şey söyleyebilir misiniz? Hilal Müzik için bir selam yollar mısınız? Hilal Müzik'e selam yollayayım buradan. Evet. Kendileri değerli insanlar. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı izliyor, paylaşıyorlar. Yayını izleyip paylaşalım. Evet. Başarılar diyelim onlara. Aynen. Kemal Arpacı, 3. Bölge Ordu İl ve İlçe Dernek Başkanımız izliyor. Almanya'dan Aziz Şirin Ses izliyor. Almanya sevgiler, saygılar. Avrupa'dan da İrfan Bey izliyor. Çekset Derneğimiz, Yusuf Hükülmez, Ramazan Karagöz, Kudret Güler, İrfan Turan, Neşe Poyraz, Şair Ali Gürz abinin bol bol selamlar yolluyoruz. Ali abi, mesajımızı okumuyorsun diyorsun ama buyur abi, sana söyleyeyim. Ses alabilir miyiz? Evet. Şimdi geldi. Sevgili Ali Gürz hocam, dün akşam biz beraber gittik metrobüste. Evet. Anadolu Kültür Sanat Derneği'nden ayrıldıktan sonra bayağı bir sohbet ettik. Ya dedi, benim mesajlarım niye okunmuyor? Buradan Ali abime kucak dolusu selamlar olsun. Onun ellerinden öpüyorum değerli üstadım. Ben de öpüyorum, ben evet. De. Ali abinin mesajları kaçıyor. Çok hızlı yazıyor. Aziz Şirin Ses, Almanya'ya kucak dolusu selamlar olsun sevgili Ozan'ım. Gözlerinden öpüyorum can kardeşim benim. Ve burada isminizi zikredemediğimiz, tabii ki elimizden geldik kadar zikretmeye çalışıyoruz. Tahsin Hayaroğlu, değerli hocam. Evet. Can abim benim. Müslüm Gürses baba diyorum ben ona her zaman. Evet. Şiir ve türkü tadının yönetimi. Ona da buradan kucak dolusu selam olsun Antalya'ya. Sponsorlar da geçiyor buradan. Sponsorlara da evet. Sevgiler, saygılar diliyoruz. Evet. Hepsine tek tek. Hepsine tek tek selamlarımız olsun, saygılarımız olsun. Hilal Müzik gördüğümüz kadarıyla tabii ki. Gerçekten bizler için emek sarf eden herkese, bizleri izleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun diyoruz efendim. Canlı yayın bağlamak isteyen olursa WhatsApp'tan tabii ki bizi arasınlar. Aynen öyle efendim. Canlı yayın telefonumuzu şimdi verelim. Bir daha söyle evet. Eren. 0533 570 02 56 WhatsApp hattımız. Canlı yayın telefonumuz 0216 398 58 52. Esinti TV'yi arasınlar. Şiir Türkü tadında sanatçılarımıza evet. Bağlansınlar. Canlı yayın telefonları canlı da yayın. Bekliyoruz. Evet aynen. Engin sana soru soracağım. Bu Murat karakteri çok beğenilmiş.
milyonlar gözyaşları ile izledi. Bu Murat gerçek miydi? Bunu biraz açar mısın? Murat karakteri benim de çok beğenerek oynadığım bir senaryoydu. Evet. Show TV'de oynadık biz bunu. Hayrettin Bey'e çok selamlar olayım. Evet. Benim kendisi kas sorumluluğum. Dizileri o gönderiyor. Hayrettin hocama, Hayrettin Özdemir hocama buradan selam olsun. Selam olsun. Evet. Yani gerçek değildi ama gerçeğe çok yakın olduğu için o kadar geç ve işten oynadım ki. Milyonlar izledi. Izlendi. Tekrar tekrar herkes Murat sen miydin? Mağazaya gelenler çok değişik oldu o sahne. Evet, yani bir de her yıl başarıyla karşımızdasın. Her yıl bir ödül alıyorsun. Bu ödülü kim sana veriyor? Senin torpilin mi var? Torpil bizim sektörde geçmiyor. Ama azmediyoruz, yani inanıyoruz. Hak eden alıyor, hak eden alıyor. Torpil diye bir şey yok. Ya, tabii ki. İnandığın derler. Ama yani şimdi Engin'in işi de zor bir iş aslında. Çok zor ama. Kolay bir iş değil. O işten ödül almak gerçekten zor bir olay. Bunu anlatır tabii. Mısın Engin? Yüz binlerce müşteriyle uğraşıyorsun. Evet. Yani bunların sorunları falan var ama inanırsan yapıyorsun. Ve müşterini memnun bırakırsan o komşusunu getiriyor, arkadaşını getiriyor derken çevren genişliyor. Çevre evet. Genişledikçe adetlerin yükseliyor. Yükseldikçe de yani plaket alman kaçınılmaz oluyor. Teşekkür ediyorum. Mikrofonu Cansu evet. Hocamla da konuşmak istiyorum. Buradan abisine Gülü Güneş kardeşime de selam olsun buradan. Yayını paylaştım diyor. Can kardeşim benim teşekkür ederim. Evet Cansu hocam bir nefes ancak alabildik. Böyle türkülerle hızlı giriş yaptık. Siz neler yapıyorsunuz? Hocam ben beste yapıyorum, yorumlarım, kendi şiirlerim de var. Bütün okuduğum eserlerim bana ait. Evet. Albüm çıkacak yaklaşık 15 gün içerisinde. İnşallah. Albümümüzü hazırladık. Çok güzel. Sen de Sivaslıyım deme. Sivaslıyım. Evet Sivaslı. Abi ben. Vallahi ben. Sivaslıyım tabii. Ya her gelen Sivaslı çıktı ya böyle bir şey yok ya. Ama bu Sivas'ın şimdi, ya suyundan mı Atilla'cığım, nesindendir bu kadar güzel sesler? Şimdi bak ben, çok güzel bir yerden ben, geliyor. Çok evet. Güzel bir yerden geliyor ama. Evet. Nereden geliyor? Aşık Veysel diyarından geliyor efendim. Ya tamam yani Veysel Baba'ya gerçekten burada Allah rahmet etsin. O her zaman bize ışık olmuştur. O her zaman yüreğimizde yaşıyor değil mi Cansu hocam? Kesinlikle. Yani Sivas'la özdeşmiş artık yani Sivas deyince Aşık Veysel. Evet aslında İhtiyar abi güzel bir şey söyledi. Aşık Veysel'den bu kervan yola çıktı ve böylece dağıldı böyle Sivas'ı. Ya her gelen Sivas'ıyım. Ne kadar güzel sesliler ya vallahi teşekkür ya. Teşekkür ederim. Gerçekten kadife evet. Bir ses. Buyurun. Şimdi Can kardeşim senden bir eser alalım biz öncelikle. Ya ben bu akşam senin eser okumaya niyeti yok anladım ben. Ama okuyacaksın tabii ya eseri. Bugün yoruldum ben. Yok seninle birlikte ben de yoruldum zaten. Bugün çok güzel bir çalışmamız oldu. Ben de oldu. O zaman bana da sürpriz oldu yani. Bir tane şiir okuyayım. Evet. Bu merhum Yusuf Hayaloğlu'nun Mezarcı Kardeş şiirini okuyayım. Onu biliyorum ezbere. Sayın Rejim şöyle acıklı bir bağlama müziği verse var ya, bu ortalığı inletirim şimdi. Mezara girmeme lüzum kalmadı. O değil be. Evet. Yani gerçekten program güzel oluyor sevgili seyirciler. Öyle değil mi İhtiyar? Hiçbir şey demiyorsun. Evet, ben seni eser okuyacak diye mikrofonu bıraktım elimden. Ya okuyacağım ya, gerçekten okuyacağım. Ya Can kardeşim. Biraz sen, nazlanıyorum. Sen bugün beni hep kandırıyorsun, bir ayağa kalkar mısın? Tamam. Otduğun zaman sen şiir okumuyorsun, eser okumuyorsun. Evet, mikrofonları değiştirdik. Değiştirdik, evet. Sesim... Çünkü sen oturduğun zaman eser okumak içinden gelmiyor. Evet, Atilla Aliçe. Sana zahmet, bütün gazeteleri bul bana. Yok, siyaset falan umurumda değil. Hiçbir gazetede tek satır bahseden yok.
ressam kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara topraktan kara mıdır, ak kefenden ak mı? Her an kapıyı çalacakmış kadar yakın, piyangodan çıkacakmış kadar uzak mı? Şair kardeş, fazla bir imgen var mı ödünç verecek? Duyunca dil kurusun, dudak çatlasın. Bu benim hicranımı bine katlasın. Öyle bir etki yaratsın ki o zalimde havayı fişekler gibi tepesinde patlasın. Barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Sevdiğim herkes bindi o meçhul gemiye, ben ise korktum, son anda atladım gemiden. Tetikçi kardeş, tetikçi kardeş, kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? İçindeki cevahiri hiç ipine takmadan gez göz arpacığın en ince hesabıyla, abanarak tepiye, kirpiğini bile oynatmadan. Mezarcı kardeş, mezarcı kardeş, bir çukurda bana kaz elindeymişken, içine harcadım ben bu yılları, içine harcadım ben bu sevdaları, içine. Belki bu akşam gelip uzanabilirim içine. Teşekkür ediyorum. Evet, ağzını yüreğine sağlık kardeşim. Muhteşemsin. Harbiden muhteşemsin, güzelsin. Evet, gerçekten. Evet, şimdi oturma kardeşim, oturma. Buyurun. Ya ben ihtiyar olduğum halde oturmuyorum, sen niye oturuyorsun ya? Ya tamam, emrindeyim, söyle. Evet. Şimdi ne diyoruz biliyor musun? Ne diyoruz? Ekmek arası diyoruz. Ekmek arası sen döner mi alacaksın? Reklam parası diyoruz. Reklammış. Evet. Evet, reklam. Sizin sesiniz, sizin kanalınız Esinti TV'den canlı yayın. Pazar akşamı saat 22'de Sedat Duran Show sizlerle. Koşayım sana, yak beni, yaktın beni, tutuldum sana. Senle ben, senle ben, yakıp yakıp geçelim. Senle ben, senle ben, mutluluk tanışalım. Senle ben, var mısın? Gel senle ben. Sizin sesiniz, sizin kanalınız Esinti TV'den canlı yayın. Kars, Ardahan, Iğdır, yöresel ürünleri ana sponsorluğunda. Yasin Apaydın'la Yasto Show çarşamba akşamı saat 22'de sizlerle. Her şeyi unuttum o gül yüzünde. Unuttum kendimi yar yar, kurban olduğumda eydi ömür verdiğim. Hilal Müzik seslendirme. Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet eğlencesi, asker gecesi ve tüm özel günlerinizde canlı müzikle hizmetinizdeyiz.
Adres: Veysel Karani Mahallesi, Asiltürk Caddesi, No 50 Taksim C, Samandıra, Sancaktepe, İstanbul. Telefon 0542 659 8914. 0532 132 47 79. Hilal Müzik Seslendirme. Sizin sesiniz, sizin kanalınız Esinti TV'den canlı yayın. Her pazar akşamı saat 19.30'da Mehmet Birgül Palaşov sizlerle. Cananın selamı kesti zaman, aşıklar attırdım. Cananın selamı kesti zaman. Kuzunda kurtlar kuşlar ayrılır, bülbül sesi hep aleme yayılır. Tabip elin günü bayram sayılır, gidip gelip kalem bastığı zaman. Ben Nazlı Çiftçi, Zara Kuaför Salonu'na hoş geldiniz. Yarından itibaren hizmet vermekte olacağız ve her zaman kapımız sizler için açıktır. Adres için Zeliha Hanım'a yönlendiriyorum. Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi, Asiltürk Caddesi'nde bekliyoruz. Şunu da bildirmek istiyorum. Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Ben sağlık sektöründe 12 yıldır çalışıyorum.
12 yıldır çalıştığım birimler ve hastaneler, kurumsal hastaneler olmakla birlikte genelde yoğun, stresli ve büyük dikkat isteyen bölümlerde çalıştım. Bu bölüm çocuk kalp cerrahisi, yani 0-70 yaş arasındaki bütün kalp ve damar cerrahisinde sıkıntılı olan hastaların hepsinin ameliyat olup geldiği yoğun bakımlarda görev aldım. 12 yılın sonunda sağlık kabini açmaya karar verdim ve sağlık kabini de şu an Pendik Şehli'de bir sağlık kabini açtım. Sağlık kabininde ne tür işlemler yapılıyor diye merak ediyorsanız, sağlık kabinlerinde tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, serum takma, damar yolu açma, pansuman yapma, tırnak tedavisi yapma, batık tırnak tedavisi, yara bakımı, kulak delme, bu tür hastanelerin acil bölümlerinde yapılan bütün işlemlerin yapıldığı küçük bir birim demek aslında. Ve burada ayrıyetten bizim tek diğer avantajımız da bu hizmetlerimizin hepsini evde de yapabiliyor olmamızdır. Bir telefonla gelip size bu hizmetleri rahat bir şekilde, konforlu bir ortam ve steril bir şekilde yapabilmekteyiz. Bu işlemlerin hepsini yaparken çocuk kalp cerrahisi kültüründen gelme, enfeksiyona dikkat, yani steril çalışma, temiz çalışmaya özen gösteriyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum ki 12 yıldır çocuk kalp cerrahisinde çalıştığım için damar yollarında hiçbir sıkıntımız yoktur. Çünkü bütün anne ve babaların korkulu rüyası olan damar yolu problemlerini biz bunu çok rahat bir şekilde bir maksimum iki kez deneyerek damar yollarını açabiliyoruz. Bizim yerimiz İstanbul Pendik Şehli'de Akşemseddin Caddesi'nde Alp Ilgaz Sağlık Kabini ile sosyal medyada veya Google haritalardan da rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. İletişim adresimiz 0530 702 0839. Sağlıcakla kalın, iyi günler. Sizin sesiniz, sizin kanalınız Esinti TV'den canlı yayın. Çağatay Çelik ile Türkülere Sor her salı akşamı saat 22'de sizlerle. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğim karşı karşıdır. Giremişsem bu sinemde neler var, gülüp oynadım hele karşıdım, karşıdım. Sizin sesiniz, sizin kanalınız Esin TV'den canlı yayın. Her perşembe akşamı Fatma Kuyumcu ile gönülden gelen sesler
saat 20'de sizlerle. Amel gülüm uslu musul kafeslerde besli. Sizin sesiniz, sizin kanalınız Esinti TV'den canlı yayın. Seni düşünüp, seni Fırat Koç ile Cuma akşamı saat 22'de Şiir Irmağı sizlerle. Tek sorunum benim, yalnızlığadır isyanım. Şimdi soruyorlar bütün dostlarım bana. Hangi ateştir ki böyle seni derinden yakan? Hangi kahpe kurşundur böyle seni can evinden yaralayan? Hangi mezhepsiz, hangi kimliksiz, hangi şerefsizdi böyle seni senden alan? Tecrübenin ve kalitenin tek adresi Fermoda Tekstil. Yılların birikimi, tecrübeli elemanlarıyla modada bir çığır açan Fermoda Tekstil, hem Türkiye'de hem de yurt dışı ihracatta söz sahibi. Adres: Orta Mahalle Dumlupınar Caddesi, Ulubatlı Hasan Sokak, No 1, Kat 2'ye 3, Bayrampaşa, İstanbul. GSM 0532 652 55 79. İmdat Köse. Yaramaz bir çocuğum, nokta
parayı koyacağım. Kaçar mı? Kızım nereye yatsın? Havaları batsın. Çatlasın bir güçle. Bir numara şıksın. Alanya'da herkese havanı atarsın. Diskoda barda toz dumana katarsın. Güzelsin, havalısın, pozisyon parlar. Fıstık gibi giyiniyor, bakanı yakarsın. Biri gelir, biri gider, senin hayatın bu. Sen olmayınca burada sanki sen zaman durdun. Yerini asla dolduramazsın. Fıstık gibi giyiniyor, bakanı yakarsın. Kardeşim, çok teşekkür ederim. Bu... Ören bestesi bana hediye etti. Benle bütünleşmiş bir şarkı. Çok teşekkür ederim kendisine. Bu hangi kuşağın müziği? Bu günümüz müziği Yaba Daba Du. Hangi... En çok sevilen parçalarından birisi. Hangi kuşağın? Bu evet. Z kuşağının... Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Müziği beni sarmadı yani bu Z kuşağının müziği. Yaba Daba Du nasıl? Ya baksana bir dakika mükemmel, mesela mükemmel. Eski eski o Müslüm babaların, o büyük babaların müziklerini... Şimdi bu kıyaslanır mı? Tabii kıyaslanmaz. Onlar ayrı, onlar üstadlarımız. Ama Z kuşağı da... Günümüzde uyanlar. Onları da bilmiyor. Onları da zaten onların müziklerinden zevk almıyorlar. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben olurayım. En güzel kardeşim, siz yerinizi alalım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık kardeşim benim. Buyurun. İhtiyar şimdi, ne var? Ne var? Cansu hocam var. Evet. Cansu hocamın sesi gerçekten kadife gibi. Aynen öyle. Ya Sivasların Cansu hocam toprağında mı suyunda mı nedendir? Yüreğinden geldiği için duyguyu... Evet, mükemmel, mükemmel. Evet, o zaman biz çekilelim kenara sahne Cansu hocamızdan. Evet, buyurun. Thank you.
yirmiçte yaşam, dertle sarmış garip başım, zehir oldu ekmek aşam, durmaz akar kanlı yaşım, durmaz akar kanlı yaşım. Ne çarem var ne de derman, kapandı yollarım tamam. Emir geldi yaradandan, hakkın helal eyle amin. Kapandı yollarım tamam, emir geldi yaradandan, hakkın helal. Değil mi? Teşekkür ederim hocam. Bu benim vefat eden oğlumun dilinden evet. Yazdım. Şuraya gelin. Allah rahmet eylesin evet. Cansu hocam. Mekanı cennet olsun. Aslında ben biliyordum da Cansu hocam buradayım ben. Bulamadım hocam. Evet, ben buradayım. Ben biliyordum oğlunuzun rahmetli olduğunu biliyordum da derdinizi deşmek istemedim gerçi. Gerçekten güzel eser. Vallahi ben duygulandım. Gerçekten duygulandım. Ben kalemin daim olsun diyorum. Haberini aldım. Hiç o konuyu aşmak istemedim ben çünkü hiç dayanamam. O yüzden hiç sormadım. Sormam da çünkü hassas konulardır. Allah sabır versin bütün analara, amin, babalara. Amin. Bütün benim gibi annelere gelsin ve diğer annelere evet. Armağan ediyorum. Yüreğinize sağlık. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ediyorum. O zaman ediyorum. Buyurun efendim, sizi ayakta bekletmeyelim. Otururken de evet, tabii sorarız. Şimdi kardeşim, Can kardeşim. Sen eserine geçmeden önce ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Eren kardeşim tekrar bir mesaj alalım. Evet. Bir göz atsın. Eren, ondan sonra Asırlı Ali Çer güzel bir şiir okuyacak. Evet. Okuyorum tekrardan. Tahsin Hayoğlu, sevgiler saygılar. Tüm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan demişler. Burada Neşe Poyraz izliyor bizleri. Halil Uğur izliyor, saygılar demişler. Gülcan Eşlik Hanım'a sevgiler diliyoruz. Sanatçı arkadaşlara selamları var. Hepsinin tek tek sağ olsun varsınlar. Hızlı hızlı geçelim abi diyor. Gülcan içtik. Yayın çok güzel gözüyor. Sesler harika demişler. Sağ olsun varsınlar. Neşe Poyraz çok yayın çok güzel. Tebrik ederim. Size saygılar var. Burada Selma menajerimizin sanatçı arkadaşlarımıza sevgiler saygılar var. Tek tek. Evet.
Sağ olsun canım kardeşim. Teşekkür ederim. Halil Uğur çok diyor, teşekkür ediyoruz. Demişler. Yusuf Bükülmez diyor. Sağ olun var olun. Neşe Poyraz diyor. Güneş Aydın diyor. Düşler Dünyası İsmail Aydoğmuş'un selam saygıları var. Anadolu Kültür Sanat ve Mozaik Derneği'nin sevgileri saygılar var. Şiir Türküt adında zaten biliyorsunuz, takip ediyorsunuz Erol abi. Evet. Çekset Derneği Bülbül Tekin'in saygılar, sevgiler. Onlar sürekli bizi izliyor. Bülbül ablamıza, değerli başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Akşam aradı, bizi telefonla görüştük. Ellerinden öpüyorum kendisini. Başkanımızın. Güneş Aydın'a da sevgiler. Selam olsun kardeşime. Buradan tüm canlara sevgiler, saygılar izliyoruz. Bizi sürekli izliyorlar, sağ olsunlar, varsınlar. Evet. Şiir Türkü tadında. Bu arada Halil Uğur can kardeşim Şiir ve Türkü tadında cumartesi akşamları bizim sayfamızda yayın yapıyor kendisine. Buradan kucak dolusu selamlar olsun sevgili. Şenol Kürş, Sivaslı kendisi. İzliyorlar bizi. Sivaslı Halil Uğur. Evet. Şenol Kuş, Gölköy'den izliyorlar bizleri. Sevgiler, selam saygılar. Olsun Ordu'ya, Gölköy'e, Aybastı'ya. Sabahat Gezgincan, sevgiler, saygılar demişler. İrfan Turhan Bey izliyor bizi. Aziz Şinsel, selam olsun. Almanya'dan. Güler Gül, ağzına gülen sağlık, süper tebrikler. İrfan Turhan, Neşe Poyraz, böyle hepsini. Nevin Görgün diyeceğiz, evet. Sevgiler, saygılar. Hepsini böyle hızlı hızlı geçiyorum abi. Çünkü çok hızlı mesaj atıyorlar. Ben de hızlı okuyorum. Hızlı da onları kayboluyor. Geçiyorum. Evet. Aynen. Evet. Sesinde sağlık demiş Atilla Bey. Sanatçı Vicdan. Nevin Görgün Gülen'in ağzına sağlık. Atilla Alinçer kardeşim. Çok teşekkür Hünkar ediyorum. Hünkar merhabalar. Ben sanatçı Hünkar Ca, iyi yayınlar diyorum. Engin kardeşime ve yayındaki herkese selamlar, saygılar demişler. Evet. Hamide, evet. Şener izliyor. Bizi. Kudret Güler abi, harikasınız kardeşim. Selam olsun. Edirne'ye selam olsun. Sona doğru yine tekrardan. Evet. Evet. Şimdi saygılar. Analar. Şimdi öncelikle şöyle bir şey diyelim. Senin okuyacağın şiir gerçekten muhteşem. Benim adıma yazılan ben bir şiir. Ben söyleyeceğim yani. Evet, sen söyleyeceksin onu. Ben söylemeyeceğim. Adını soyadını, evet, söyleyeceğim kardeşim. Aynen. Yok, sana sen ne ismini oluyor? Söylemiyorum. Ne? Yazan kişinin ismini söylemiyorum ben zaten. Onu sen söyleyeceksin. He, söyle ha, bakayım. Benim adıma yazılan bir şiir. Bu. Evet. Atilla kardeşimden dedim ki bir de senin ağzından duyayım dedim. Yorumundan duyayım. Evet. Bu kardeşim, tamam. Söz sende. Evet, bugün hep analardan bahsettik ya, onlar bizim için kutsal, gerçekten onlar bizim baş tacımız. Anam şiiri, söz yazarı Ender Akyüz hocamızın yazdığı bir şiir, anamla ilgili, bütün annelerle ilgili. Evet, anam şiiri. Bugün analardan hep bahsettik. Bahsetmeye de devam edeceğiz. Çünkü analarımız hep baş tacıdır. Onları seviyoruz. Onlar çok kutsal değerlerdir. Evet, anam. Sevgini büyük bir aşkla taşıdım. Sana olan sevda ile yaşadım. Dizlerim tutmuyor, artık yaşlandım. İhtiyar delikanlı oldum anam. Kimse koklamıyor, ben soldum anam, ben soldum. Hastaneler bize bir mezar taşı oldu. Yeşil gözlerime kan irin doldu. Gülüm de benimle birlikte soldu. Bu bayram, bu bayram bizleri öldürdün anam. Sanki ahirete götürdün anam. Zaten babasızım, sen bari gitme. Yetim bırakıp bizleri terk etme ne olur. Dayanamayız, sakın, sakın, sakın ola ki feda etme annem. Seninle birlikte ölürüz anam. Kara toprağa gömülürüz anam, anam, ah anam. Kan bulsak da sana can olamadık. Bayramlaşıp sana sarılamadık. Üzüldük, mutlu mesut kalamadık. Kurban bayramında ağladık ana, ağladık ana. Yaşayasın diye çağladık anam. Yaşayasın diye çağladık anam.
İhtiyar delikanlıyı terk ettin. Allah'a yürüdün, cennete gittin. Giderken hakkını da helal ettin. Peygamber'e komşu olasın anam. Nurlar içinde hep kalasın anam. Nurlar içinde hep kalasın anam. Hep kalasın. Evet ses. Şimdi Atilla kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sanatçı Vicdan Ender Akgüz kardeşime de çok teşekkür ediyorum bu eseri yazdığı için. Annem hastanedeydi çünkü yoğun bakımda yatarken yazmıştı bu eseri bana. Şimdi ben de bir şiir okuyacağım. Bu akşamki zaten bayağı bir duygulu şiirler okuyacağız. Bir fon alabilirsem tabii ki ondan sonra şiirimize geçelim efendim. Ben hep sana ağlıyorum. Sana ağlıyorum. Geceler sensiz olunca, ben sensiz kalınca, korkular beni sarınca, ben hep sana ağlıyorum. Ben hep sana ağlıyorum. Bu akşam sabah olacak. Yalnızlığım belki de son bulacak. Sensiz hayatım olmayacak. İhtiyar delikanlı hep sana ağlıyor. Ben sana ağlıyorum, sana. Gecemde hep sen olacak. Aşkımız çok büyük olacak. Sana karşı sevdam çok çok büyük olacak. Ben sana ağlıyorum. Sana ağlıyorum. Ana babamı kaybettim ben. Tutunacak tek dalım sen oldun. Her zaman yanımda, ihtiyar delikanlının yanında sen olacaksın. Ben hep sana ağlıyorum. Ordulu ihtiyar delikanlı, Aybastılı ihtiyar delikanlı, hep sana ağlıyorum. Sana. Saygılar. Of. Ne dertler, ne kederler var. Bu akşam hep ağlamak istiyorum. Bu akşam gerçekten ben de duygulanıp ağlamak istiyorum ama kendimi zor tutuyorum. Annelere, babalara ağlıyorum. Yani hayat gerçekten boş. Bu akşam benim için sabah olacak mı acaba? İnşallah olur. Sen yine de metin ol. Olmak zorundasın. Hayat bir şekil devam ediyor. Evet. Anneler, babalar, onları çok seviyoruz. Hepsini ellerinden öpüyoruz. Onlar çok çok kutsal değerlerdir bizim için. Gerçekten yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Yine yaktın geçtin. Ben biliyorum, dertlisin. Ben her zaman derim, şiir ve türkü tadında söylüyorum bunu, dile getiriyorum. Her zaman benden büyükleri ablam, abim, küçükleri de kardeşim, ihtiyar delikanlı böyle gelmiş, böyle gider. Herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreği garip bir ihtiyar delikanlı. Gerçekten çok garip bir yüreği var. Çok güzel bir yüreği var. Seviyorum seni ya. Ben vallahi de seni seviyorum kardeşim. Gözlerine gerçekten. Yeşil gözlerime kan irin doldu. Evet, onu okurken zaten evet. Sana yazılmış bir ana şiiri, gerçek bir şiir. Aynen.
yazan Ender Akyüz abime de gerçekten yüreğine onun, sağlık. Şöyle bir şey diyelim. Ender Akyüz diye kimse tanımaz onu doğru dürüst. Sanatçı vicdan diyoruz efendim. Kendisi Erzurumlu. Evet. Ve benim can kardeşim yani. Sanatçı vicdan o can mu? Can kardeşim evet. Selam saygılar olsun. Söylemiyorsun. Gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyoruz. O zaman kim alıyoruz? Z kuşağını alıyoruz. Buyurun o zaman. Bence bir gir kalbime yapalım. Z kuşağı. Evet aynen, gir kalbime. Evet zaten onların onların şarkısı olsun yani. Aynen öyle. Z kuşağının şarkısına dönelim. Teşekkür ederim. Vay. Evet kardeşim. Muhteşemsin ya. Vallahi muhteşemsin ya. Slow rap, pop, damar hepsini. Süper ya. Vallahi süper. Engin bunları sen mi yazıyorsun? Hayır bunu grup rating'e yazdırdım. Aa. Tabii. Az önceki Yaba Daba Du Boys anlardı. Evet. Bunlar benimle bütünleşmiş şarkılar. Onlar okudu. Dedi ki sana daha çok yakışıyor. Hediye ettiler. Ben de kabul ettim. Albümlerini de ben okuyorum. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim kendilerine. Evet teşekkür ediyoruz. Engin. Oh, çok teşekkür ederim. Mesajın var mı buradan hani bir şeyler var mı aklın ucunda buraya gelip de ben bir şey söyleyeyim orada. Öyle bir yakaladın ki beni abi.
Bir selam söyle ya. Halil Müzik'e. Sevdiğim selam birine söyle. Selam söyle. Halil Müzik'le başlayayım o zaman. Evet. Cankan grubuna bir teşekkür edeyim. Çünkü Ayhan abim gerçekten çok değerli bir insan. Yaptığım her eserime değer verir, dinler, yorumunu söyler. Onun dışında Boysanlar grup, Tomakin. Evet. Bunlar Mustafa Güngece benim en sevdiğim abilerimden birisi. Onlar hepsi baş tacı. Yani hepsi... bunlar beni yetiştiren, işte bana şöyle yapsan daha iyi olur diye yol göstere göstere bugünlere getiren insanlar. Harikasın. Ben çok teşekkür ederim buradan. Vallahi gerçekten. Ben değil haftalardır mi? Ben seni ne kadar bekledim. Aynen. Abi bugüne kısmet. Çünkü sen gelmeden bir ay önce bana ismin geldi. Evet. Engin, ama... Engin diyor, dilinden Engin düşmüyor, ağzından Engin düşmüyor. O kadar, evet. Ya gerçekten bizim için çok değerlisin. Ben seni bugün tanıdım ama tanıdığıma da çok memnun oldum. Format çok... öyle. Teşekkür ediyoruz. Format uyan bir gün aldı. Evet. Buyur Engin'cim, senin yerini alalım. Senin yerini alalım. Bana sevgili Atilla'cığım. Evet. Ne benim var? Bir tane çok değerli bir ablam var, sanatçı. Kimdir? Gülay Özatay Yılmaz, değerli ablama buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Geçmiş olsun. Allah'ım şifala versin diyoruz efendim. Gülay Özata. Ben de söylüyorum. Gülay Özata Yılmaz. Evet, merhaba. Gülay Özata zaten o iyileşir iyileşmez bize gelecek. Öyle değil mi? Aynen. Konuştuk. Dün beraberdik çünkü, evet, ablamla dün beraberdik. Programda sen geçmiş de vardın çünkü. Geçmiş olsun kendisine. Dün de konuştuk zaten. Sevgili Oktay Kahraman'a da buradan selam olsun. Oktay abim, Oktay abim. Yani, göçükçü Oktay Kahraman, can göçükçü, abim benim. Evet. Bir de şey var, Halide Göksoy, evet. Büyük üstad, büyük hocam o. Ve şunları da unutmayalım. Muntaz başkanımıza, Muntaz adı güzel ve Mürsel, evet, adı güzel başkanımıza, Anadolu Müzik başkanlarımıza selamlar, saygılar olsun. Sayın Düşler Dünyası'na İsmail Aydoğmuş hocama selam. Çekset Birgül ablamıza, başkanımıza selamlar, evet, olsun. Evet, Birgül hocamıza da burada selam olsun. Evet. Hepsi baş tacı, hepsi bizim o zaman büyüklerimiz. Ne yapıyoruz? Önce mesajlarımızı alalım. Evet, biz hep buradan okuyoruz ama evet, mesajlarımızı unutuyoruz. Abi siz zaten hep selam gönderdiniz yani dernekte. Ne güzel bir şey işte. Aynen, ben de şimdi Düşler Dünyası Kültür Sanat Derneği İsmail Aydoğmuş'a tekrardan sevgiler, Anadolu Kültür Sanat ve Mozaik Derneği başkanlarımıza Mülter. Onlar Mülter bizim büyüklerimiz. Üzere. Onların, evet, ellerinden öpüyoruz. Çekset Bülbül Tekin hanımefendi. Ben burada yazdım zaten. TC Nevin Gürgün Dincel, Şair Ahmet Huy, Nihat Maymantal erkek kuaförüne sevgiler saygılar. Tolga Özer. Bu şimdi, akşam. Bu arada Nihat Maytalman benim kuaförüm. Evet. Can kardeşime buradan kucak dolusu selamlar olsun. Çok çok selamlar var. Zeynep Özen'in, Halil Uğur izliyor bizleri. Gülcan Eşlik izliyor. Ender Akyüz zaten bağlanmıştı. Şey söylemişti, evet, onun ismini. Gülay Özat ablaya da tekrar selamlar. Evet. Yakup Akkaya izliyor bizleri. Almanya'dan Köln'den Arzu Alkan sevgiler yollamış. Kafkas güzeli Ayşe Doğan'ın sevgileri, saygıları var. Hatta 25'inde özel bir program var. O, inşallah onu bir ara konuşacağız. Hilal Müziği abi söyledi zaten. Cansu, selam olsun. Cansu ablamıza da bütün arkadaşlar, Türk Halk Müziği izleyenler sağ olsun, olsunlar dediler. Çekset derledi. Kemal Arpacı 3. Bölge Ordu ve İl ve İlçe izlemişti bizleri. Hünkarca Engin Bey. Kemal Arpacı'ya izledim. Tekrar selam olsun. Evet. Kudret Gülen, İrfan Turan Bey, Neşe Poyraz, Şair Ali Gürüz Bey'i dedik. Burada hepsini komple, evet, söylüyorum. Bana küsmesin, darılmasın. Evet, hepsine buradan kucak dolusu selamlar olsun. Aynen. Efendim, saygılarımız burada olsun. Burada izleyen canlarımız da, onlar da, evet, sevgiler. Buradaki saygılar, konuklarımız da öncelikle hoş geldiler, evet, sefalar getirdiler. Bizleri, zamanını bizlere ayırdıkları için teşekkür ediyoruz onlara da. Esinti TV izleyin, bizde kalın, şiir türkü tadında. Evet. Sedat Bey'e de sevgiler, saygılar. Bu ara Çağatay'a şunu da söylemek istiyorum, özür diliyorum. Tabii. Her ayın 3. pazarı şiir ve türkü tanıtı etkinliğimiz var Aydiniyet'ten. Bizim Esenyurt'ta yapacağız inşallah. Buradan, o ne zaman abi? Ayın 18'inde inşallah. Şubat 18. Evet, Şubat, evet, 18. Buradan öncelikle Işıktepe Dernek Başkanı İlhan Işık'a selam, saygılarımı iletiyorum benim can kardeşime. Şu an çıkmış olduğu yolda da başarılar diliyorum. Belediye başkanlığı adaylığına çıktı kendisi. Ona da başarılar diliyorum inşallah. Ve dedi ki abi, belediye başkanlığına çıksam da çıkmasam da, ben bu dernekte olsam da olmasam da her zaman kapımız sana açıktır dedi. Ve etkinliğimizi inşallah ayın 18'inde orada yapacağız. Gelsin bir de burada, madem aday olmuşsa gelsin burada bir tanısın kendini. Şu an dileklerini Ordu'da şu an herhalde büyük bir ihtimal, evet, çalışmaları var çünkü seçim çalışmaları olduğu için. Tamam.
O yüzden buradan İhlan Başkanımıza da selam olsun. Babası Sadık Işık benim can dostumdur. Ona da selam olsun. Onu da çünkü es geçemeyiz çünkü. Evet. Kim alıyoruz can kardeşim? Ben sizden önce bir türkü alalım. Bir şarkı alalım. Bu akşam ben türküyle girecektim ama hep şiir okuyacağım bu akşam. Tamam. İsterseniz şiir, türkü. Evet, buyurun. Sahne sizin. Şöyle. Sen zaten bu akşam bitirdin bizi. Bitirmeye de niyetlisin zaten. Ondan sonra böyle ya gerçekten çok acıklı böyle içimizi yakıyorsun. Yani inşallah sonumuz hayır olsun. Evet. Dostum diyoruz. Ses. Dostum diyoruz bu akşam. Bugün öyle huysuzum, dardayım. Yalancı dünyada ben hep yalnızım. Bir gün ölürsem dostlarım, unutmayın ihtiyar delikanlıyı. İhtiyar delikanlıyım, ben hiç gülmedim, gülmedim. Ben bu hayatta gülmedim canlar. Gözyaşlarım, gözyaşlarım pınar oldu, silemedim. Kan bağımdan asla sevgi görmedim. Can bağına candan kurban olayım, candan kurban olayım. Akrabalar sazdan sözden anlamaz. El bildiğim bana kol kanat oldular. Canıma can katan Atilla Aliçer kardeşim. İhtiyar delikanlıyı yaşatan dostları var. Dostları var. Ben hep söylerim doğruyu. Yalanı sevmem. Aklıma geldi. Vay be. Vay be yine annem babam. Kapılar yüzüme kapandı. En yakınlarımdan dostumu düşmanımı şiirlerimde buldum, eserlerimde buldum. İşte Atilla kardeşimin yanında, sevgili Sedat Duran'ın yanında buldum. Evet saygılar. Evet, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün çok dertlisin ihtiyar. Evet, çok ya, dertliyim. Var ya içimizi yaktın. Hatta ya. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Sözler hep bana ait zaten. Belli tabii zaten orada, bu deli sözler sana ait. Yani evet, sözler başka bana kime ait olacak ki? Çok sevdiğim değerli üstadlarımız var mesela. Kim diyelim? Faruk Ata Hocam buradan selam olsun. Ender kardeşim sanatçı vicdan. Böyle çok yakın derecede arkadaşlarımız, sevdiğimiz üstadlarımızın şiirlerini okuyoruz ama genelde ben kendi şiirlerimi okuyorum. Evet. Genelde kendi şiirlerimi okuyorum. Gerçekten içten duygular, kurşundan beter sözler. Zaten şimdi bir tek sana ait. İhtiyar delikanlı olarak şair demiyorum ben kendime. Deme. Demiyorum. O şairlere haksızlık. Şair ben demiyorum. Şairi kim desin biliyor musun efendim? Benim yazdığım eseri dinleyen onlar desin bana. Tabii yakıştırıyorsa, yakıştırmıyorsa demesinler. Demesinler. Yine de saygı evet. Duyuyorum hepsine. Evet. Bütün üstadlara karşı biz burada saygılıyız. Onlar bizim için baş tacıdır. Biz elimizden gelen gayretiyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz sanatçıyız demiyoruz, biz yazarız demiyoruz, biz çizeriz demiyoruz kardeşim. Doğru evet, mu? Aynen öyle. Değerli bir. O zaman ne yapalım biliyor musun? Ben zaten bu akşam dertliyim. Evet. Cansu Hocam'dan bir eser alalım. Evet, Cansu Hocam'dan evet. Bir eser zaten son 10 dakikamız. Evet. Toparlamaya çalışacağız. Tabii. Buyurun Cansu evet, Hocam. Buyurun Cansu Nar Hocamız da sözler. Thank you.
Her
Evet efendim, çok teşekkür ederiz sevgili hocam. Teşekkür ederim, çok güzel programdı. Söylediğim gibi var değil mi sevgili seyirciler? Evet. Billur gibi bir ses. Gerçekten böyle kendi halinde çok tatlı tatlı böyle söylüyor. Yüreğine sağ olsun. Evet. Muhteşem eserler gerçekten. Evet. Hocamıza çok teşekkür ediyorum ben. Bu arada canlar, Faruk Koz hocama ben buradan çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi izliyor şu an. Aysel Güzel kardeşim Çekset'ten bizleri izliyor. Onlara da buradan kucak dolusu selamlar sunuyorum. Ve Atilla'cığım senden bir eser alacağız. Onunla da yayınımızın sonuna geliyoruz. Evet. Sizi yerinize alıyoruz. Evet, aynen. Sazımda sözümde Eren Serdar Erzincanlı'nın Sazımda Sözümde kitabının arka böyle sayfasında aşkla ilgili güzel bir şiir yazmış. Ben de canım kardeşimin bu şiirini okumaz mıyım? Çağatay kardeşimden şöyle güzel bir aşk müziği istiyorum. Bir aşk müziği. Aşk olunca akan seller durur. Öyle değil mi Serdar? Yüreğine sağlık. Gerçekten Sazımda Sözümde güzel bir kitap. Yüreğine sağlık üstadım. Aşk. Aşk var ya. Evet. Şimdi evet, vedalarımızı yapıp ondan sonra eserimizi alalım. Bu hafta da çok güzel, birbirinden değerli konuklarımızla birlikte evet, süper bir yayın oldu. Çok güzel. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık hocalarım. Bizlere, programımıza şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Duygularınızı bir alalım efendim. Nazik davetinizden ötürü biz teşekkür ederiz. Yeni eserlerimiz sizde okumak nasip oldu. Umarım bana uğurlu gelir. Eminim uğur getireceğinden. Kalbimiz temiz. Yani. İnşallah hocam. Tabii kesinlikle. Ben burayı severek geliyorum bu Esinti TV ailesine. Evet. Siz değerli arkadaşlara çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Buradan bizi izleyen kim varsa büyükten küçüğe herkese selamlar söylüyorum. Hayırlı hocam, akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Engin kardeşime evet, Engin kardeşim. Engin buradaki son sözlerinizi alalım. Mesajın nedir? Ne yapmak istiyorsun? Ben de Esinti TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Onun dışında aileme, dostlarıma, şimdi o kadar çok insan var ki isim isim saymak istemiyorum. Genelleme yapacağım. Hepsine çok teşekkür evet, ediyorum. Hepsine dedim mi herkes giriyor. Çok seviyorum. Evet. Yani çünkü beni söyledim, beni söylemedim muhabbeti oluyor. Herkesi seviyoruz. Şimdi evet. O zaman Can sen siz en son yap vedanı. En son yap vedanı sen. Ondan sonra eserine geçersin. Ben de diyorum ki evet. Atilla'cığım sen de alayım yine söyle böyle. Söyle bakayım. Ben de diyorum ki Esinti TV aile olarak bizleri burada takip eden, bütün mesaj gönderen, bizleri izleyen dostlarımıza, güzel insanlara selam, saygılarımız olsun efendim. Haftaya pazartesi 7.30-9.30 buradan 19.30 değil mi? 19.30-21.30 arası. Evet. Tekrar inşallah buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum efendim. Aşk. Sevdana da tutsak oldu yüreğim. Azıcık da dönüp baksan gül yeter. Gülüşünle baktığında öleyim. El uzattım bir köşeye, gel yeter. Kalem bile yazmaz oldu hecemi, zindan etti gündüzümü gecemi. Sormaz oldun aşkım hali nice mi? Aşkımsın sen, sözlerimi bil yeter. Kalem bile sensiz olan bir yaşama sahiptim. Sanki yoktun, yeryüzünde kayıptın. Aklım başa geldi, şimdi ayıktım. Yollarını gözlüyorum, gel, gel yeter. Gözüm yolda, gece gündüz beklerim. Çeltik vurdum, bir güne gün eklerim. El uzatıp
yastığımı yoklarım. Boş yastıkta başım kaldı, gel, gel ne olur yeter. Serdar'ın derdine ortak olmadın, tenhalarla gezip tozdun, gelmedin. Bir gün olsun kıymetimi bilmedin. Yeter bu ayrılık, yeter artık, gel, gel yeter. Evet sevgili Esinti TV izleyicileri, bu akşamki programımızın sonuna geldik. Bizi kırmayıp davetimizi kırmayıp gelen Engin kardeşim ve Cansu Nar hocam. Ablama çok teşekkür ediyorum. Ben buradan Neşet Boyraz değerli hocama da selamlarımı iletiyorum. Çünkü burada bayağı bir mesaj atmış bizlere. Teşekkür ediyorum. Evet, bütün mesajlarınızı yani okumadıklarımız mesajlar. Eren'den de bir ufak bir cümle alalım. Ondan sonra evet, yayınımızı sonlandıralım. Bütün canlara tekrardan hayırlı akşamlar diyorum. Tabii herkesin mesajlarını hızlı hızlı okuduk. Küsmeyin olur mu? Okumadıklarımız affetsin. Evet. Onlar baş tacıdır. Evet. Herkes baş tacıdır. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Esen kalın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız Esinti TV'den canlı yayın. Pazar akşamı saat 22'de Sedat Duran Show.